Arkadaşlar geldik. Geldik bir başlamayan çözüm süreci, barış süreci, kardeşlik süreci. Artık adını ne derseniz deyin. Samimi olmadıklarını net bir şekilde belli ettiler. Evet, Devlet Bahçeli'den bir U dönüş. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli sürekli tuhaf tuhaf açıklamalarda bulunuyor ve gündemi de değiştiriyor. Bütün Türkiye'nin gündemini artık Bahçeli belirliyor. Daha önce yapmış olduğu açıklama vardı. İşte Öcalan'ın gelip mecliste açıklama yapması, konuşması ve terörü bitirmesi talep etmişti. Tabii ki büyük tepkilere neden olmuştu. Şimdi Bahçeli'nin bugün yeni bir açıklaması var. Şu an bütün ajanslar bunu veriyor. Bahçeli diyor ki Kürt sorunu yoktur. Asla da olmayacaktır. Yani Kürt sorunun, Kürt meselesinin olmadığını kabul ediyor. Ama bir yandan da Öcalan'ın mecliste konuşturmaya karar veriyor. Birkaç gündür işte bütün televizyon kanallarında barış süreci konuşuluyor. MHP liderine tepkiler de var. Şimdi Bahçeli'nin açıklamaları dilerseniz hepsini sizlerle bir paylaşalım. Ondan sonra yorumumuzu katalım. Arkadaşlar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündemle ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur. Asla da olmayacaktır. Var olan sorun bölücü terör sorunudur. Açıklamada bulunmuş ve bayram nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınlamış ve mesaj da şu şekil. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir Kürt sorunu yoktur. Asla da olmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin etnik veya mezhebi bir ağırlığı ve açmazı da yoktur. Var olan bölücü terör sorunudur. Kaldı ki bu ihanetin kökünü muhakkak surette kazanacaktır. Ayrıca Ankara'da yapılan saldırıyla ilgili de açıklamalarda bulunmuş. Diyor ki terör ve bölücülük sadece hayatımızda değil, milli havzamızda da söküp atma hedefinde cayma ve sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse eski usul mücadele stratejisinde çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemle devreye alınması mukadder hale gelmeli. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır diyor. Ve diyor ki Türkiye Cumhuriyeti'nin lütufla, bağışla, ihsanla, ikramla ve piyangoyla çekilişle kazanılmamıştır. Yani başlamayan bir süreci Devlet Bahçeli'nin şu anda açık açık bitirdiğini görüyoruz. İlk günden beri söylüyorum, bir samimiyet yoktu, bir samimiyet yoktu. Zaten Bahçeli'nin açıklaması sanki bir nabız ölçümeydi, bir nabız ölçümeydi. İlk günden beri diyordum ya size, bir oyun var arkadaşlar. Adını koyamadığımız bir oyun var. Yani Kürdistan'da tabela partisi olan, bak tabela partisi olan bir AKP var. Böyle bir gerçeklik var. Şimdi MHP'nin bu çıkışı yarın olası bir seçimde bu görüntüleri kullanacaklar. Bakın AKP bunu kullanacak. Cumhur İttifakı olarak el uzattık. Hiç bu konuya değinmeyecek birisinden ricada bulunduk. Kendisi bu konuda el uzattı. Ama DEM Parti, Kürtler bu uzatılan elin kıymetini bilmediler. Onun için deme oy verecek misiniz? Tabii ki AKP'nin kitlesi de hayır diyecek. Böyle algı yapacaklar. Uzun bir zaman eğer bir seçim olursa, bir erken seçim olursa muhakkak bunları göreceğiz. Kürt sorunu yoktur diyor. Kürt sorunu yoksa o zaman 40 yıldır süren savaş neyin nesi? Mesela ben bir Kürt olarak ana dilimden eğitim görmek isterim. En basiti. Ya bir futbolcu, dünyaca ünlü bir futbolcu Stuttgart'ta oynuyor. Adam ben Türk'üm demediği için adamı terörist ilan ettiniz ya. Futbolcu bu futbolcu. Alın size Kürt sorunu. Evet, Kürt sorunu yok. Her zaman söylüyorum, sizin kafanızda bir sorun var. Sizin zihniyetinizde bir sorun var. O zihniyet değişmediği sürece bu sorunlar olmaya devam edecek. Irkçısınız. Kabul etmiyorsunuz. Tekçilik üzerinden gidiyorsunuz. Sürekli tek 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 tek. Kendinizden başka bir ırkı da kabul etmiyorsunuz. Herkesi, bu ülkede yaşayan herkesi Türk olarak ilan ediyorsunuz. Bu sorun değil mi? Evet, Kürt Bahçeli'ye katılıyorum. Bence Kürtlerin bu tür sorunları yok. Çünkü Kürtlere bu zulmü uygulayanların, faşizm uygulayanların bana göre
gidip tedavi olmasına ihtiyacı var. Onların sorunu var. Tedavi olmalarına bir an önce tedavileri yapılırsa bu ülkenin bütün soruları çözüleceğine inanıyorum. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Sizden ricam arkadaşlar, herkes bu videoyu bir beğeni atabilir mi? Kanalımıza abone olmayanlar var. Beni kaçak izliyorsunuz. Kaçağa hayır diyoruz. Kaçak izlemeyin. Kanalımıza abone olun. O bildirim zilini de basarak tümünü seçerek en azından sizlere aktaracağımız haberlerden haberdar olmanız için bildirim zilinizi açarsanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.